İnsanoğlu, herkese yeni bir seriden merhabalar. Bu serimizde kronik otomobillerin, daha doğrusu ikinci el otomobillerin kronik hataları hakkında konuşacağız. Günümüzdeki tabii ekonomik şartlardan dolayı artık sıfır otomobil almak çok zor. Ve eskiden ikonik olmuş, araç kesin devam edeceğim. Eskiden ikonik olmuş, şu an çok fazla alınmak istenen öyle kült otomobiller var. Bunlardan bir tanesi de Arelli Mini Cooper ve Arelli 6 Mini Cooper. Bu otomobillerin kronik hataları hakkında konuşacağız. İkinci elde bu otomobilleri alırken neye dikkat etmelisiniz, ne almalısınız, neye bakmalısınız? Bunları araç sahipleriyle konuşacağız. Solumda Arelli Mini Cooper'ı görüyorsunuz. Bu normal 1.6. Diğer tarafımda da Arelli 6 Mini Cooper var. Bu Mini Cooper S. Ama zaten kronik hataları 3 aşağı 5 yukarı, motorlar farklı olsa da kasanın kendinden kaynaklı olduğu için 3 aşağı 5 yukarı belli. Zaten Mini Cooper'ların genel problemleri aslında otomobil çok sert, yol tutuşu çok iyi olan, alt takımı çok iyi olan bir otomobil. Ancak ülkemizin yol şartları çok kötü olduğu için arabanın en çok sevdiği şeylerden bir tanesi zaten alt takım bozmak. Bunlardan araç içinde sahibiyle birlikte başlayacağız. Arelli Mini Cooper bizim yaklaşık 5 ya da 6 sene önce aldığımız ablamın otomobili. O bir Mini Cooper manyağı, Mini Cooper aşığı. Onunla beraber konuşacağız. Zaten bütün süreci de hepsi kendisi de biliyor. 169 bin kilometrede almıştık. Yaklaşık 3000 TL falan Tremor'ı vardı o zaman. Yani kazası olmayan, çok hırpalanmamış, piyasada böyle çok şey yapılmamış, kiralanmamış bir otomobil. Ona nazaran çok fazla problem açtı. Ben nazarımca hiç sevmem. Nefret ettiğim otomobillerden bir tanesi. Sürmesi çok zevkli ama başkasınınsa, siz sahip olmayın dediğim otomobillerden bir tanesi. Mini Cooper sahipleri kızmasın. Çünkü bana gerçekten çok biraz çekildi. Kızacaklar gibi. Kızacaklar, biliyorum, benden nefret edecekler ama ben bu videoda gerçekleri söyleyeceğim. Çünkü Mini Cooper'da almak isteyen çok fazla insan var. Neye bakmanız gerektiğini bu videoda size söyleyeceğim. Arelli 6'yı da devamında konuşacağız. Hadi arabaya geçelim. Ablam benim ya. Tamam ya, çekiyoruz işte, yıllar sonra da olsa çekiyoruz abi. Al kardeşim. Sen de şunu camımızı kapatalım. Kliman çalışıyor mu? Ya klimada değil. Klima gazı bitmiş. Klasik Allah, Mini Cooper. Klasik Mini Cooper problemleri. Klasikle alakası yok. Klima gazı bitebilir. Yukarı doğru. Müziği kapağı. Yukarı doğru 63-78. Klasik Mini Cooper. Klima gazı biter. Hani bitebilen klima bir şey. Klima gazını bu arada ben doldurdum. Bitmez abi yani. Biter yani. Benimki klima gazı bitebilen bir şey. Ya bu yüzden klima gazcılar var. Doğru kelime buysa şahit. Klima gazı nereden meyliyordu bu? Makine bitmiş. Tamam hadi al, koydum şeyini. Çalışacak mı? Oo. Çalışacak mı? Tek marş. Ayıp ayıp. Benim arabam hiç ikinci de çalışıyor. Gidelim. Yaklaşık 2018'den beri, yaklaşık değil 2018'den beri kurulu kanalım var ve ablamı ilk defa görüyorsunuz. Çok söyledik Mini Cooper'ı çekelim çekelim diye ama bizim içeriklerimiz biraz daha böyle swap, serserilik falan olduğu için. Alakası yok. Siz genelde Mini Cooper gibi klas bir arabayı beğenmediğiniz için tamamen merakla arkadaşlar, inanmayın. Tamam, biz eski püskü arabalarla yani evet, için olabilir. Yani evet, siz genelde doğru olduğunuz için. İlk defa fırsat oldu. Şimdi dedim sizi içeriye boğacağım diye. Arelli Mini Cooper, yani tip olarak aslında gerçekten bu konuda hiç hakkını yemem. Çok çok seksi bir otomobil. Zaten ilk o klasik Mini Cooper'lardan sonraki ilk jenerasyon evet. Arelli ve diğerlerine mesela Arelli 6 var, ciddi de fark var arasında. Çok ciddi fark var. Bu hatta yan yana gelince ben şeyi anladım, benim arabam bayağı küçükmüş. Değil mi? Ya yani o bile büyük geldi. Aynen öyle, hatta böyle şey gibi anımsatıyor, böyle Countryman gibi. Ya bir an hatta siz gelirken ben işte sizi bekliyordum. Dedim aa Countryman mi geldi? Arelli 6 dedin aslında. Aha. Böyle çok şey yapamadım onu. Evet evet. Büyük. Yanına gelince anlayabildim. Katılıyorum. Onu. Bu arada bunları ayırmanız zor olabilir. Biz de ilk aldığımızda çok zor ayırdık. Yani Arelli 6, Arelli ile Arelli 6 arasında yıl farkı 3-4 sene var. Çok benziyor gibi gözüküyorlar ama bambaşka çok iki otomobil. Zaten bu videoda da şimdi onu göreceksiniz. Aynen. Ki diğer otomobil S olduğu için onun da daha sportif bir görünüşü var. Neyse Arelli'ye geleceksek bu Türkiye paketi. Evet. Mesela bu araca bakacağınız zamanlarda bu araçların tavanları Türkiye'de boyandı. O yüzden mesela tavanlarını boya şeyiyle baksanız boyalı çıkar. Jantlar da beyazdır. Türkiye'ye özel üretildiği için böyle kırmızı beyazlı bir Türkiye paketi olarak geçiyor Mini Cooper'da. 1.6 motora sahip. Otomatik şanzımanlı. Bir de bunların manuelleri var. Şimdi ilk konu Arelli'de bence zaten şanzıman olmalı. Kesinlikle. Aslında benim bu arabalarla ilgili
tek dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm şey şanzıman. Değil mi? Evet. Çünkü ben bunun acısını bayağı yaşadığım için. Şimdi o da bu arada işte yiğidi öldür hakkını yeme konularına kesinlikle gireceğim. Şöyle bir problem var. Araçta CVT şanzıman var. Evet. Şu anki güncel Honda'larda da var bu arada bu CVT şanzıman. Şanzımanın aslında bir problemi yok. Kullanıcılar CVT şanzımanın yağı çok özel olduğu için. Evet. Ve kullanıcılar bunları yanlış bilmiyorsam 20 ya da 30 bin kilometrede bir bu yağın değişmesi gerekiyor ve çok pahalı. Şu an hatta çok daha astronomik rakamlara gelmiştir büyük ihtimalle. Çok pahalı olduğu için bunlar es geçiliyor bakımlarda. E şimdi bakımda bu es geçildiği zaman CVT şanzımanın lifesaver yani resmen hani öyle deniyor. Bu yağ değişmezse içerideki kayış sürekli şeyin içinde CVT'nin içinde gezerek bu şanzımanın doğru çalışmasını engelliyor. E günün sonunda da ısınan kayış ve volan yani eskiyen oradaki sistemler şanzımanın bozulmasına sebebiyet veriyor. Yani biz mesela bu araba 169 bin de aldık değil mi? Evet 169. 2000 kilometre sonra şanzımanı değiştirmek zorunda evet. kaldık ki bu arada hani biz bunu alırken biliyorduk şanzımanın patlayacağını. Ya evet şimdi hani onu göz ardı edemeyiz biz bunu bile bile aldık aynen, çünkü benden kaynaklı. Evet bu arada size ablam ağladı yani evet. gerçekten bu arada manyağı. Yani ben şey dedim bak dedim yani dedik ustalar var bu arada evet, Polat evet. abiye yani selamlar evet. olsun. Hani Polat bak bu arabanın şanzımanı ama. Bozuk sizin alma dendi. Ama yani arkada bir oyuncak var. Oyuncak arabadan önce alındı. Evet. O yüzden yani onu arıyoruz. Kırmızı ve beyaz şeritli ve Türkiye paketi olacak. Bu arada bu şeyi aynı anda bulmak çok zor. Ki yani ablamın şey takıntısı yok bu arada. Manuel otomatik manuelde it gibi kullanır evet, yani. Manuel olsun da istemiştim bu arada. Kısmet yani otomatik denk geldi. Aynen o denk biraz geldi. Ama neyse ilk bakmanız gereken noktalardan bir tanesi şanzıman. Evet. Daha sonra gideceğim kısım ben Mini Cooper'da şunu öğrendim. Özellikle bu areli kasada. Mesela ikinci el otomobil alırken şeye bakmazsın abi. Yani camı açılıyor mu? Anladın mı? Farı açılıyor mu? Sis farı açılıyor mu? Kliması çalışıyor mu diye. Bak ben yıllardır otomobil aldım, sattım. Arkadaşlarım da oldu. Ben hiç bakmadım ama bakmanız gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü biz bu arabayı aldık. Ne camları açılıyordu, ne kliması, ne farları yani düğme panelinin hiçbiri çalışmıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu araba yatan bir arabaydı. Ha evet, hani onda farklı var. Hiç de şey yapma. Asla şey yapma ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Çünkü bu araba gerçekten yatıyordu. Yatan her arabanın olacağı gibi bunda da o tarz problemler olabilir. Arkadaşlar şimdi. Tamam o zaman şöyle bakın. Yani hani yatan bir Mini Cooper görürseniz abi. Evet. Ne olur bakın. Bak bu arada şaka yapmıyorum. Camlarını falan şu panelleri paramparça etmek zorunda kaldım. Evet evet. Hani yani hepsini söktüm. Komple dağıtıldı. tekrar işte toplandı. Lehimleri yapıldı, tekrar toplandı falan. Anca o şekilde çalışıyor. Onun dışında da şunlardan bahsetmek lazım. İşin goy goyunu geçelim. Rahat bir otomobil değil. Değil. Ama bunu alan adam da zaten rahatlık için almıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Rahatlığı şöyle tartışılır. Bana rahat, şoföre rahat. Ama şoför dışında yan koltukta oturanlar dahil, arkayı hiç söylemiyorum çünkü yok, arka full iki kişilik yani, ve iki kişi oturur, ya yani rahat oturur mu bilmiyorum, bence oturmadığım ben için. Ben sanmıyorum ya. Çünkü şey, arada bir de kemer yeri var ve bildiğin yani sonuçta adamlar bunu Türkiye'deki gibi koloni halinde yaşayan aileler için yapmamış. Yapmış, bu bir gerçek. Tabii. Şimdi biz de doluştuğumuz için arkaya bu araba öyle bir araba değil. Ya haline, sürücü odaklı ya aslında. Evet tamamıyla. Yani, çünkü şöyle bir şey. Ben bunu hissediyorum mesela. Ya tabii ben çok sevdiğim için benim yorumlarım bilmiyorum ne kadar dikkate yok, yok, alınma. Yok şöyle düşün. Arelli şu an alacak insan yani bu videoyu izliyorsa eğer zaten sevdiği için olur. Ha, çünkü bu artık evet, eski bir otomobil. Evet aynen öyle. Hani yani, riskleri var. Aynen 20 mesela. Yaşında artık yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ben koltuğa oturduğumda tamamen bana uyan, benim vücuduma göre oturan, kolumu koyacağım yer, direksiyon tutuşum her şey dahil tamamen beni kapsayan bir araba. Evet. Benim için çok keyifli o yüzden. Ama hani benim dışımda herhangi bir insan mesela yan tarafa oturanın en çok sıkıntı yaptığı şey şu kol tutacağı mesela. Ha, yok değil mi burada? Yok. Ama benim için hiçbir zaman problem olmadı. Ama böyle bak Bağdat çatısı tutuşu vardır. Seksi böyle şuradan tutarsın. Ha, o yapılır yani. Hani. Şimdi onu da bilen ve seven yapar. Evet, yani, vardır yani. Onun dışında mesela şeylere falan konuşacak olursak yine alacak için bu arada şey şaşırtır Mini'nin. Ben böyle Sezin'e bazen şey videolar attım vardır bu Mini değil Maxi diye. Yani koltukları yatırdığınız zaman arka pantolonu söktüğünüz zaman ciddi bir evet, bagaj hacmi oluyor. Bagajı çok iyi gerçekten. Aynen kullanılabilir çok, bir bagajı evet, var kesinlikle. Arabanın yani bu kesinlikle hakkını yemem bu konuda. Hani şey gibi duruyor evet bagajı yok ama abi zaten iki kişi biniyorsun bu arabaya. Yani maksimum iki kişi biniyor. İki kişi, hani dört yani. Kişi binmiyor bu arabaya. Evet, bilinmedi mesela yani şu ana kadar da. Zaten abi imkansıza yakın. Yani evet şey şimdi tek kapı oluşu ayrı şey.
Yani çok aile için çok konforlu bir araç değil. Hı-hı. Ama bireysel ya da iki kişi yaşayan bir insan için, ki zaten genelde de bireysel kullanılıyor, evet, bu arabalar. Hani öyle. İki kişi bile çok fazla kullanılmıyor. Hı-hı. Onlar için bence çok konforlu, çok keyifli mesela. Doğru. Ben o zaman total overall'da Mini Cooper'da bakmanız gerekenler, bizim yaşadığımız süreçleri şöylece kısa özet geçiyorum. Şanzımana bir bakacağız. Kesinlikle bakılması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Onun dışında arabanın elektroniğini kesinlikle kontrol edin. Elektroniğine bakılsın. Yani düğmeler vesaire, bunları kontrol edin. Mini Cooper'ın en problemli olan noktaları videonun başında da söyledim. Bunların yürür aksamları Türkiye'deki yollardan kaynaklı sıkıntılı. Evet, en büyük problemlerden bir tanesi. Onlara kesinlikle, her muayenede mesela alt takım kesinlikle elden aynen geçiyor. Öyle. Geçmiyor, muayeneden geçmiyor. Geçmedi. Yani. İki kere yani kaldı muayene arabadan yani. Aynen öyle. Ve aynı problemden kaynaklı. Tabii. Hep aynı. Alt rotiller. İşte evet, rotiller. Mesela aks çok bozar. Bu arada bunu test etmeniz çok kolay. Direksiyonu tam sola ve tam sağa kırın, gaza basın. Tık 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 diye ses muhakkak geliyordur bu arada. Geliyor. Çoğunda var. Yani ben onu işte kaç senedir, ben de 5-6 sene oldu herhalde. Yeni çözdüm. O ses yeni gitti bende mesela. Yeni gitti. Öyle yani. Bir şey bu var. Buna bakılması gerekiyor. Onun dışında radyatör ve soğutma sistemiyle alakalı problemleri var. Bu arada bunlar şey değil. Yani Mini Cooper'a has özellikler değil. Eski yani, otomobil olduğu için evet. Bunların suyunu sürekli düzgün antifrizlerle değiştirmedikleri için ve bunların su alma sistemi, hava alma sistemleri çok zor olduğu için su sistemine bir bakmanızı tavsiye ederim. Yani açtığınızda radyatörleri böyle çamurlu, siyah bir şeyler görüyorsanız o otomobilden biraz uzak durmakta fayda var. Çünkü geçmişleri dolayısıyla da biraz, tabiri caizse, Bağdat Caddesi otomobili bunlar. Yani altın alıp ezdiler insanlar bu otomobilleri. Ya evet, şimdi mesela şöyle bir şey var. Genelde ikinci el Mini Cooper'larda çok yıpranmış, çok hırpalanmış o tarz araçlar görünüyor. Biz bunu çok denk geldi aldık bu arada. Evet. Biz bir bayandan, bir hocadan aldık. Üniversite aynen hocasından aldık. O yüzden biz çok temizini bulduk. Genelde yıpratılmasının sebebi de şu. Araç zaten yere çok yakın. Ciddi derecede hani yere yakın gidiyorsun. Ben ilk bindiğimde alışamamıştım. Evet, uçan alı gibi yani. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Gaza bastığın an hakikaten o serserilik ruhu yükleniyor. Otomatik yükleniyor. Bu bana da oluyor. Bindiğin an bir gaza basma isteği oluyor. Gençleri anlıyorum. Sonuçta ben hani genç değilim o kadar. Haklı olarak yıpranabiliyor. Yani biraz kullanımla alakalı evet, öyle sıkıntılar var. Ama bunlar tabii ki çok keyfi sıkıntılar. Yani her arabada illa olacak değil. Senin sürüşünle tabii, alakalı. Tabii, aynen. Yani hikayesinin nasıl olduğu önemli. Yani evet. Yani. Onun dışında totalde bakacak olursak çok güzel yol tutuşu olan, İnanılmaz, dışarıdan çok keyifli gözüken, ki bence şahsıma münazır bu otomobil bana çok çektirici. Ben sevmememe rağmen çok ikonik gözüken, hatta büyük ihtimalle 10 yıl, 15 yıl sonra klasik otomobiller listesine girebilecek otomobillerden bir tanesi bence. Onlara baktıktan sonra totalinde beğeniyorsanız evet, bir Arelli Mini Cooper olabilirsiniz. Son sözüm bu otomobille alakalı. Orayı da en iyi sizin söyler. Maalesef Türkiye'de olduğumuz için yakıt konuşmak zorundayız. Yani şimdi üzer. Üzer. Yakıtı da üzüyor. Evet, ama bu... şimdi şöyle bir şey. Yani bunu bilen alıyor. Hani evet, kalkıp da işte ben şehir içinde tasarruf sağlayayım, çok fazla ben bu arada çok fazla kullanmıyorum aracımı, keyfi kullanıyorum. Evet, i̇şte, bu arada benzinli LPG yok. Aynen, LPG takılmadı hiç. Benim gibi insanlar için evet, alsın kullansın, çok fazla hani benzin doldurmuyorum evin ben. Evin ikinci otomobil diyebiliriz. Evet, diyebiliriz evet, çünkü bizim nasıl kullandığımız yani araç başka. Bu tamamen keyfi, hafta sonları işte ya da böyle çok özlediğimde sürmeyi evet, öyle çıkardığım bir araç benim. Bir de yatmasını çok sevmediğim için malum canımı çok yaktı ilk aldığımda. Evet, bu arada son sözüm şudur. Otomobillerinizi yatırmayın arkadaşlar. Evet, evet. Yani... Ne bulursanız yani her otomobili. Buna bu arada en büyük taşı ben kendime atıyorum. Eskiden bir A86'yı saklayarak aynen, bekledim. Aynen, ne kadar aynen sakladık, çok o kadar çok bozuluyor. Ya kesinlikle. Bu taşıtın kullanılmaz. Ya aletlerinizi kullanın abi. Kullandıkça daha keyifli. Bir de yaşanmışlık da olsun üzerinde. Sizin izleriniz olsun. Önemli değil yani. Hani o konuya artık çok takılıyorum. Hiç o şeyleri bitirdim. Bu arabalar kullanıldıkça güzel ya abi. Ya evet, evet. Yani bir tadını çıkarmadıktan sonra seyretmelik. Evet, seyretmelik de güzel ama o keyfi de yaşamak lazım. Evet, ya. Hani o koltuğa oturduğun zaman o hissiyatı yaşamak lazım. Bu araçta benim en çok sevdiğim şeylerden birisi, ses gelir mi bilmiyorum ama şu olay. Bu mesela. Ben bunu duymak için E5'te gerçekten sürekli hız yapıyorum. Evet, bu arada eski takipçilerimiz hatırlar, SZN 66 A86'lık plakası, kırmızı SZN 66'yı yakalarsanız evet, Bağdat, yani pardon, herhangi bir yerde çok hızlı, çok yavaş sürmüyor, haberiniz olsun. Yani evet. Hani itlik serserilik de yapar, siz de dikkatli olun.
Şimdi görüntüme bakmayın. Aynen, aldanmayın yani. Hani bu, yani, bu arada evet, biz beraber sizinle bir yere gittiğimiz zaman bana şey falan diyor, çok yavaş kullanıyorsun. Aynen. Gerçekten yani bak. Baba gibi kullanıyorsun. Tabiri caizse baba gibi kullanıyorsun derim ben genelde. O biraz daha it köpektir bana göre. Hani haberiniz olsun, şey yaparsanız oradan bir dikkatiniz olsun. O zaman geçelim R56'ya. Ver yansın. Vermeyelim. Ver yansın ya. Vermeyelim ya. Hadi be oğlum. Hadi bir. Oğlum senin gazının çok kısa sürmesi çok komik değil. Evet, R56'nın içindeyiz. Daha eğlenceli. Şu an sakin. Evet, çünkü bu arada çekim yaptığımız yer hemen trafik bölge. Trafik bölgenin amirliğinin arkası. Evet. Özgürlük Parkı'nın oradayız. Evet, evet, sağ ufakta serbest. Ama şimdi tünele giriyoruz kanka. Ananı avradını be. Devirde tutayım da bari. Tabii tabii. Makine işi. Çatara patara. Abi. Bilmiyoruz ki arabayı kullanmayı abi. Neyse, buradan Hakan abiden özür diliyoruz bu arada. Evet abi, özür dilerim. Sen hiç sevmezsin böyle hareketleri, biliyorum. Evet, yaklaşık değil, fabrika verisi olarak 181 beygir gözüken bir araba. Şimdi normal, Hakan abiye sorduk bu arada, araç sahibine. Bu araçla alakalı herhangi bir işte kronik yaşadığı bir şey var mı diye. Bize çok net bir cevap evet, verdi. Evet, çok şey, bir şey yokmuş. Yani. Hiçbir şey yaşamadım, çok mutluyum. Evet, dedi. Keyifli kullanıyorum, hiçbir problem yok dedi. Ama kuvvetle muhtemel aralarında bir kasa farkı var. Benim tahminim R50'de Mir'nin yaşadığı çoğu problemi R56'da zaten düzeltmişlerdir. Makyaj dediğim böyle bir şey zaten. Çünkü benim de mesela hissettiğim, bu R50'ye göre çok daha konforlu bir otomobil gibi hissettiriyor. Çünkü, ben de bir tur attım, biraz daha konforlu, biraz daha araba hissi var yani. Abi bir kere şey var, oturma şeyin çok daha dik, evet, şeye göre, onda böyle daha şey, bunda daha konforlu. Yani içi dışarıdan gözüktüğünden daha geniş bu arada arabanın. Evet evet, hiç çok mini şeyi yok zaten yani. Aynen öyle. Tek süspansiyonu biraz sert abi. O da zaten mini abi zaten. Mini abi, onu da hani yol tutuş yaparak, onları konuşuruz zaten, yol tutuş yaparak oradan kurtarıyorsun yani. Umursamıyorsun çünkü sürücü odaklı bu otomobil. Aynen öyle. O zaten çok bir şey fark ettirmiyor. R56'larda özellikle dikkat edeceğiniz iki konudan bahsedeceğim. Biri net rattle, ikincisi de yağ pompası. Yani bu araçlar, az önce R50'de söylediğim zaten işte eski otomobil olduklarından kaynaklı, işte su sistemleri, termostatlar, radyatörlere zaten bakılmalı. Hani onlara baktıktan sonra da net rattle dediğimiz şey de zamanlama zinciri. Bu seviyormuş bu araç bunları bozmayı özellikle. Bu arada, sen de atlatır. Hayatın kayıyor. Yani. Aynen bu arada. Hayatın kayıyor yani. Bunu da şeyden anlayabiliyor musun? Zaten aslında bildik bir hikaye. Ses yapıyor. Tabii şar 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 başlıyor. Aynen şar 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 başlıyor. O sesi bu arada hani normal zincirli triggerlere göre biraz daha fazla, yani daha kısa sürede yapıyormuş. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Alırken mesela alacak olursanız bu aklınızda olan şeylerden bir tanesi olsun. Diğeri de yağ pompası, ama yağ pompasını ölçebileceğiniz bir şey yok. Yani otomobil zaten hani Allah korusun yağ pompası keserse zaten geçmiş. Kesmiş oluyor zaten abi, yani. Yatak batak gitti. Yani. Evet, her şey gitmiş oluyor. O ışığı gördüyseniz ekranda bitti abi. Zaten bitti. Aynen öyle. Bu da tamamen kullanımla alakalı bir şeyler tabii ki. Arabanın bakımları, bütün işte periyodik geçmişiyle alakalı bir konu. Buna yapabileceğiniz bir şey yok. Biraz şans tabii. Ama hani problemli noktalarından bir tanesi. Çünkü nazaran diğer R50'ye göre o 1.6 standart bir otomobil olması olduğu için bu daha tabiri caizse iç serseri bir otomobil. Yani 180 beygirlik bir gücü var ki şu an bu İşte çeşitli modifikasyonları da var bu arabanın. Tahminimiz 200'e yakındır diye. İşte zaten bu seride dediğim gibi sizin sevdiğiniz, hepimizin sevdiği ama almaktan korktuğumuz soru şartta olan otomobilleri tek tek bulup sizler için yayın almaya çalışacağız. Buraya kadar izlediyseniz SWAT Masters'ı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz, çok özlemişiz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Taktiklerimizden kaçının. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.